Selamünaleyküm hocam. İstanbul'dan ben Hüsna demiş. İki oğlum var. Büyük oğlum kumar masasından kalkmıyor. Küçük oğlum da hanımından uzak kaçıyor. İkisinin de yuvası yıkılacak. Ne yapmam lazım hocam demiş. Evet. Yani tabii ki bir anne için evlatlarının bu hale düşmesi en acı durumlardan biri. Yani kumar masasından kalkmaması, artık onun bir hastalık olarak çocuğunu kuşatıp kalbini meşgul etmesi, bütün hayatının gidişatını, ailesinin yıkılacak derecede, yuvasını yıkmaya varacak derecede o çocuğu esir alması, o evladını esir alması ve laf dinletememek. Yani kendine de o kişinin laf anlatamaması, başkalarının güzel nasihatlarına, tavsiyelerine de açık olmaması durumu en üzüntü verici bir durum. Allah'ım kolaylıklar ikram eylesin. Yani hanımından uzak kaçması diğer çocuğunun. Yani bunlarda da yapılacak şeyler, tekrar her zaman diyoruz, çocuklarımızla bir kere yakın olacağız, dost olacağız. En onların yakını, sırdaşı, annesi olmanın dışında bir anne baba veyahut da bir işte anne evlat ilişkilerinden daha çok bir arkadaş ilişkisi içinde olacağız. Çocuğumuz bilecek ki annem benim hayatımdaki en kıymetli varlığım, babam benim hayatımdaki en sırtımı dayayabileceğim en güvenilir kaynaktır, dayanaktır. Bu güveni çocuklarımıza vereceğiz. Önce buradan başlayacağız. Yani benim annem, benim babam beni atmaz, beni satmaz, benim zararımı ufacık kıl kadar bile olsa zararımı düşünmez şeklinde bir neyi irtibatı kuracağız. Ondan sonra çocuğumuzla güzel güzel ne yapacağız? İrtibat kuracağız. Onun içinde bulunduğu o kendisini bataklık, bir bataklığa düşmüş. O bataklıkta eğer debelendikçe ne yapıyor? Biraz daha batacak demektir. Onu oradan kurtarabilmenin yolu işte o çevrede bulunmuş olduğu çevresinden çıkarabilmek için, o sevdiği kimselerle onları savunabilme durumundan uzaklaştırıp daha İslam'ın yaşayabileceği bir ortamı, çevreyi, arkadaşları ona hazırlamak olmalıdır. Böyle bir adımla başlayabiliriz. Tabii çok dua edeceğiz. Anne babanın duası makbuldür. O yüzden de bu konuda ne yapmamız lazım? Çoluk çocuğumuza dua edeceğiz ama her zaman söylediğimiz gibi önce bu duruma düşmesini sebep olan ortamı uzaklaştırmamız lazım. Yani ve çocuklarımızın, yani bu çocuk böyle gittiği zaman, böyle gittiğinde artık uçurumun kenarında dolaşıyor, aşağı düşecek. Bu çocuğuma ben sahip çıkmam lazım. Bu çocuğumun gidişatında bir adım ilerisinde, iki adım ilerisinde önündeki çukura düşecektir, önündeki kuyuya düşecektir diye bunu öngörü sahibi olmak lazım. İşte günümüzde insanların çok hızlı, süratli bir iletişim teknoloji içinde olduğu, büyük şehirlerde özellikle bir karmaşanın, çocuklarımıza sahip çıkamama durumunun olduğu bir ortamda ne yapacağız? Ha, ben bu çocuğumla, oğlumla, kızımla biraz ilgimi, sevgimi, alakamı kestiğim zaman bunun mutlaka ilgi alanına başkaları girecek. Yani annenin, babanın ilgi alanında olmadığı bir çocuğun ilgi alanına, onun alaka duyduğu konuya başkaları müdahil olacak ve sonuçta bir bakıyorsun ki ya bu işte sokak başında uyuşturucu satan birilerinin ağına, pençesine düşmüş olacak. Ya efendim internetin müptelası olarak sosyal, asosyal bir insan olarak karşımıza çıkacak. Ya efendim içkiye, kumara, ibadetsizliğe, itikatsızlığa, yani okul çevresinde, iş yeri çevresinde, ondan sonra bir bakıyorsun mahallesinde, yani hangi ortamda bulunuyorsa bu çocuğum neden irtibat kuruyor, nerelerle irtibat kuruyor ve konuşmuş olduğu ifadeler nereye dayanıyor? Çocuğun bir şeylerden bahsediyor ama o konunun aslını araştırdığımız zaman, perde arkasına baktığımız zaman bu çocuk şu noktadan vuruyor. Yani
Ha, buradan etkileniyor. Falancaların fikirlerinden bir fikir almış, biraz eşelediğin zaman, biraz arkasını takip ettiğin zaman bir bakıyorsun ki o bu çocuk okulda ateist öğretmenlerinden ne yapmış? Ateizmi öğrenmiş ve yaratılış düşüncesine aykırı zıt fikirlere sahip olmuş. Tutmuş Adem Aleyhisselam'ın topraktan, Adem Aleyhisselam Havva validemizden geldiğimizden değil de maymundan geldiğini konuşan, oraya açıkça söylemese bile oraya varıyor. Bilimdir, bilmem nedir, proteindir, vitaminden gelmişizdir, işte şöyle olmuş, patlama olmuş falan filan diyorsa, bil ki onun arkasını biraz araştırdığın zaman, ha yani tesadüfen meydana çıkmış bir evren ve tesadüfen oluşan bu mükemmel nizamın içinde rastgele hayatın devam ettiği bir sürece iman eden insanların fikriyatından etkileniyor demektir. Çocuğumuzun her şeyinden ilgileneceğiz. Yani biraz rengi solduğu zaman, biraz üşüyüp titrediği, grip olduğu zaman, nasıl ki gribal enfeksiyona tutulan bir çocuğumuz olunca hemen onun işte nane, limon, ıhlamur kaynatıp veriyoruz. Aynı şekilde çocuğumuz tribal enfeksiyon kaptığı zaman, triplere girdiği zaman, o zaman da bakacağız ki ha bunun da çocuğumun ruhu, maneviyatı ne yapmış? Mikrop kapmış, enfeksiyon kapmış. O zaman bunun bir tedavisi lazım. Bak bulunduğu ortamda çocuğum ayrı telden çalmaya başlamış. Yani annenin, babanın itikadından, imanından, inancından farklı bir düşüncelere sahip olmaya başlamış. Yani tabiri caizse tribal enfeksiyon kapmış. O yüzden de bu çocuklarımızı çok ciddi manada takip etmemiz gerekir. Hangi ifade nereye dayanır, ne manaya gelir, oraları daha önceden takip edersek Allah'ın izniyle suyun başını önceden tutmuş oluruz.